Evet arkadaşlar, videonun başlığını gördünüz değil mi? Shiba çöp almayın gibi gibi gibi. Böyle bir başlık attım. Peki neden böyle bir başlık attım? Sevgili dostlarım, şimdi şunu söylemek istiyorum. Shiba üzerinde yapılan olumsuz yorumlar var. Yani Shiba çöp, tamam mı? Shiba'dan hiçbir halt olmaz. Shiba tamamen bu piyasada en gereksiz kripto para birimi gibi yorumlar yapılıyor. Şimdi ben bu konuya bir parmak atmak istedim. Şöyle bir örnek vereyim sizlere. Şimdi başla bakarak bana sakın videoda şöyle bir cümle kullanmayın. Ya sen Shiba'yı o kadar övüyorsun. Şimdi niye çöp diyorsun? Bak, ben çöp olduğunu söylemiyorum. Shiba'nın çöp olduğunu söyleyen yatırımcı, yani yatırımdan anlamayan kitleye şunları söylemek istiyorum. Şöyle düşünün. Siz, yani sen araba kullanmasını bilmiyorsun. Gidiyorsun kendine bir araba alıyorsun. Bu arabayı vurup kırıp parçalayıp diyorsun ya adamlar 5 para etmez araba yapmış diyorsun. Halbuki o arabayı parçalayan sensin. Yani bor kullanarak o arabanın nasıl kullanacağını bilmeden o arabayı parçalayan sensin ama arabanın fabrikasına yani üreticisine laf atıyorsun. Hayır. Bak şimdi bu örneği niye verdim? Şimdi anlayacaksın. Shiba'nın düşmesine sebep olanlar, Shiba'nın yerlerde gezmesine sebep olanlar Shiba'ya suç atıyor. Ama hiç düşünmüyor ki ya bu Shiba'nın düşmesine ben de katkıda bulundum. Yani ben de elimdeki Shiba'yı çıkartarak düşmesine sebep oldum demiyor. Geliyor sana bana laf sokuyor, laf atıyor. Bak şimdi geçenki videoda da söyledim, tekrar söylüyorum. Şimdi bu yatırımdan anlamayan bu güzel insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi diyor ki Shiba'yı hangi noktadan alayım? Mesela bak şu noktadan almalı mıyım diyor. Mesela alayım mı diyor. Veya biraz daha bekleyeceğim diyor. Almıyor ama bak. Ne oluyor? Shiba yükselmeye başlıyor. Yükseliyor yükseliyor. Şu noktadan alıyor. Diyor ki bu buraya kadar yükseldi. Bu buradan da yükselir diyor. Şimdi ayı piyasasında bak geçen gün de söyledim ben bunu sizlere. Ayı piyasasında olduğumuz için kar satışları çabuk geliyor. Adam bu noktadan almıyor. Yükseldiği zaman bu noktadan alıyor. Ne oluyor? Kar satışları başlıyor. Bak bu noktadan alıyor ya. Yatırdığı para burada gidiyor. Bu sefer ne diyor bu adam Shiba'ya? Shiba çöp diyor. Yükselmez diyor. Ya zaten sen hangi noktadan alacağını bilmiyorsun ki. Sen kalkıp da en dipten almıyorsun. Yükseldiği zaman alıyorsun. Düştüğü zaman satıyorsun. Yani hem yatırımdan anlamıyorsun. Yani hangi noktadan alıp hangi noktadan satacağını bilmiyorsun. Sonra kalkıp da Shiba'ya çöp diyorsun. Bak bunun gibi nasıl söyleyeyim sizlere, binlerce insan aynı şeyi yapıyor. Aynı şeyi yapıyor. Aynı şeyi yapıyor. Bak bunu 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil. Bunu binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insan aynı şeyi yapıyor. Bak dipten almıyor. Yükselmeye başladığı zaman şu noktadan alıyor ama bilmiyor ki ya kardeşim ben bu noktadan aldım ama bu noktadan sonra zaten kar satışı gelecek. Ama bunu düşünmüyor. Buradan alıyor. Büyük balinalar ne yapıyor? Kar satış yapmaya başladığı zaman bu küçük yatırımcılar elindeki parayı da şu noktada kaybediyor. Sonra diyor ki Shiba çöp. Çöp olan Shiba değil. Çöp olan senin bu işten anlamadığın. Ya da ne yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim sizlere. Hemen şöyle eski grafiğine bir bakalım. Yani eski yani eskilere doğru bir baktığımız zaman bak şimdi tekrar küçük bir örnek vereceğim. Tamam mı? Şu noktadan alıyor adam. Şuraya kadar beklemiş. Tamam mı? Diyor ki ya Shiba yükselmiyor diyor. Şu zaman zarfı içerisinde ne kadar diyelim 6 ay gibi bir zaman var. Tamam mı? 6 aydan beri bekliyorum yükselmiyor diyor. Adam beklemeyi sevmiyor satıyor. Tamam mı? Bazı yatırımcı arkadaşlar şu noktadan satıyor ama 2 tane balina geliyor yüklü bir alım yapıyor hop yükseliyor. Diyor ki Shiba çöp. Ya sen beklemeyi bilmiyorsun. Hangi noktadan alacağını bilmiyorsun. Hangi noktada satacağını bilmiyorsun. Hangi bölgeden alım yapılacağını bilmiyorsun. Yani elini yüzüne bulaştırıyorsun bir işe ama sonra Shiba'ya çöp diyorsun. Hayır, Shiba çöp değil kardeşim. Zaten senin yüzünden ben zarar ediyorum. Senin ve senin gibiler yüzünden yatırımdan anlayan insanlar sizin gibiler yüzünden zarar ediyor. Yani bakın bu lafım kesinlikle ve kesinlikle sizlere değil. Yani mesaj yerine gidiyor. Yani bu işten anlamayanlar. Shiba gerçekten hani çok çok affedersiniz. Bir bok olmaz hani çöp diyen insanlar yüzünden yatırımdan anlayanlar da zarar ediyor. Bu insanlar yüzünden. Aynaya bakıp da ben nerede yanlış yaptım demiyor veya ben kendimi nasıl geliştiririm? Yatırımdan hani ne yapmalıyım diye hani yatırım nasıl yapılır? Hangi noktadan alayım veya hani kendimi nasıl geliştiririm demiyor. Sana bana gelip burada laf sokmaya çalışıyor kendince. Ama sevgili dostlarım bak Shiba daha doğrusu kripto para piyasasında hiçbir coin çöp değil. Sadece sen hangi noktadan alacağını bilmiyorsun. Bak her zaman söylüyoruz. Bu piyasa kaybettiren bir piyasa değil. Kazandıran bir piyasa. Sadece sen ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Tamam siz diyorsunuz ki yani Shiba'ya çöp denen zarar ediyor. Peki ben niye yapmıyorum bu zararı? Ben niye zarar etmiyorum? Ya ben zarar etsem ben Shiba'yı burada övmem. Ben de sizin gibi Shiba'ya çöp derim. Ya arkadaşlar
Bak 2 sene oldu anasını satayım. 2 sene oldu Shiba'dan bak ya deli gibi para yatırdım kazanamadım. Bir tane böyle bir video duydunuz mu benden? Duymadınız. Çünkü ben sizin yaptığınız hataları yapmıyorum. Ben nasıl kar elde edeceğimi çok iyi biliyorum. Veya nerede zararımı durduracağımı çok iyi biliyorum. Zaten yatırımdan anlayan insanlar hiçbir kripto para birimine çöp demez. Sizlere de bunları söylemek istedim. Bakın az önce de söylediğim gibi bu sözlerim kesinlikle sizlere değil. Sadece Shiba'nın hani böyle hani bu piyasadan anlamayıp Shiba'ya çöp, Shiba'dan hiçbir halt olmaz diyenlere bu videoyu yapma gereği duydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.